Sayın İl Jandarma Komutanım, Sayın İl Emniyet Müdürüm, Sayın Vakıflar Bölge Müdürümüz, Sayın Dekanım, Sayın İl Müftüm, çok değerli öğrenciler, değerli katılımcılar, hanımefendiler, beyefendiler, Necmettin Erbakan Üniversitesi, Ahmet Keleşoğlu İlahiyat Fakültesi ile Konya İl Müftülüğümüz Mevlid-i Nebi haftasında ortaklaşa düzenlemiş olduğumuz panel programına hepiniz hoş geldiniz, şeref verdiniz. Sayın İl Müftüm, programı arz ediyorum. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı, Kur'an-ı Kerim tilaveti, selamlama konuşması İlahiyat Dekanımız Profesör Doktor Fikret Karapınar Hocam. Sonrasında panel programımız, moderatör yine İl Müftümüz Doçent Doktor Ali Göğ Hocam, panelist hocalarımız Profesör Doktor Vehbi Dereli Hocam, yine panelist hocalarımızdan Profesör Doktor Hikmet Atik Hocam, üçüncü panelist hocamız Doktor Öğretim Üyesi Ali Dadan Hocam. Şimdi sizleri aziz şehitlerimizin ruhu için, saygı duruşu ve İstiklal Marşı için ayağa davet ediyorum. Buyurun efendim. Ruhları şad olsun. Teşekkür ediyorum. Değerli Hazirun, sözlerin en güzeli, kelamların en güzeli, Kur'an-ı Kerim tilaveti için Evliya Çelebi Camii Sözleşmeli Müezzin Kayyımı Muzaffer Yaraş hocamızı sahneye davet ediyorum. Buyurun hocam. Euzu billahi mineşşeytanirracim. بسم الله الرحمن الرحيم وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتلا انقلبتم على أعقابكم وَمَنْ يَنْقَلِبْ عَلَى عَقِبَيْهِ فَلَنْ يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ
billahi kitaben müeccela. وَمَنْ يُرِدْ ثَوَابَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا وَمَنْ يُرِدْ ثَوَابَ الْآخِرَةِ نُؤْتِهِ مِنْهَا وَسَنَجْزِي الشَّاكِرِينَ. وكاين من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين. وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين. صدق الله العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. Bu güzel tilavetinden dolayı Muzaffer Yaraç hocamıza çok teşekkür ediyoruz. Şimdi selamlama konuşmasını yapmak üzere İlahiyat Fakültesi Dekanımız Profesör Doktor Fikret Karapınar hocamın kürsüye teşriflerini arz ederim. Buyurun Sayın Hocam. Bismillahirrahmanirrahim. Sayın İl Jandarma Komutanım, Sayın İl Emniyet Müdürüm, Sayın İl Müftüm, Sayın Vakıflar Bölge Müdürüm, Sayın İlçe Müftülerim, Sayın Hocalarım, kıymetli öğrenciler, sevgili dinleyiciler, hepiniz fakültemize, konferans salonumuza, efendim panelimize hoş geldiniz diyorum. Sizleri Allah'ın selamıyla selamlıyorum. Bu yıl Mevlid-i Nebi haftasının konusu vefa. Aslında
Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e baktığımız zaman insani hasletleri veya insani değerleri, insanların taşıması gereken değerleri en üst düzeyde taşıyan bir peygamber, bir insan, bir baba, bir yönetici, bir idareci olarak görüyoruz. Efendimizin hasletleri aslında insanlığa kazandırdığı hasletleri saymakla bitmez. Ki bu anlamda vefa gerçekten çok önemli yer iştigal etmektedir. Sallallahu aleyhi ve sellem üsve-i hasenedir. İnsanlara en güzel örnekliğin ne olduğunu gösteren bir insan idi. Allah'tan aldığı vahyi en güzel şekilde temsil eden bir beşer idi. Bizden birisi idi aslında. Vefa teması bu anlamda baktığımızda gerçekten günümüzdeki Müslümanların yaşadığı sıkıntılar veya iniş çıkışlar açısından baktığımızda önemli bir tema konusu olarak karşımıza çıkıyor. Aslında vefa ne demektir? Sözünde durmak, sözünün eri olmak, dostluk ve muhabbette sebat etmek, efendim bağlılık, sadakat gibi pek çok anlamlara gelmektir. Aynı zamanda vefa, gördüğünüz bir başkasından gördüğünüz bir iyiliğe minnet duymak demeyelim belki, minnet duymak Türkçe'de biraz daha negatif anlamda anlaşılıyor. Ona misliyle, güzelliğiyle karşılık vermek demektir. Yani onun altında minnet duyarak ezilmek demek değildir aslında. Vefasızlık yapmamak demektir. Tam tersine vefakar davranmak demektir. Bu açıdan baktığımızda aslında Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin vefa örnekleri üzerinde pek çok örnek verilebilir. Ancak şunu genel olarak ifade edebilirim. Çevresindeki canlı cansız herkese vefalı olan bir peygamber görüyoruz. Çocuklara karşı vefalı olan bir peygamber görüyoruz. İnsanlara karşı vefalı olan bir peygamber görüyoruz. Hiçbir iyiliği küçümsemeyen ve o iyiliğe misliyle karşılık veren bir peygamber görüyoruz aslında. Eşlerine karşı vefalı olan bir peygamber görüyoruz. İdareci olarak düşündüğümüzde kendisinin arkasından giden kim olursa olsun, köle olsun, üst düzey yönetici olsun, hepsine en alt mertebeden en üst mertebeye kadar vefalı olan bir peygamber görüyoruz. Gerçekten bugün insanlığın veya insanlar arası ilişkilerde ne kadar da çok ihtiyaç olduğunu hepimiz bugün kendi hayatımızdan bunu görüyoruz. Yine Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme baktığımız zaman vefa ne dedik? Sözünde durmak, sözünün erinde olmak. Aslında bu anlamda baktığında insan kimlere karşı vefalı olmalıdır diye bir soru sorduğumuzda ilk önce bir insan alemlerin Rabbi olan Allah'a karşı vefalı olmalıdır. Ona karşı verdiği Elestü bi Rabbikum ayeti kerimesinin cevabı olarak ben sizin Rabbiniz değil miyim verdiğimiz sözü, evet bela siz bizim Rabbimizsiniz diye hatırlayan ahde vefa anlamında biz sözümüzün eri olduğumuzu Cenab-ı Hak'la yaptığımız bu anlaşmada ne yapmak zorundayız? Hatırlamak zorundayız. Çünkü biz böyle bir söz verdik. Hatırlasak da hatırlamasak da Rabbimize karşı bir sözümüz var bizim. Yine peygamberle aslında biz bir sözleşmiştik. Ümmeti Muhammed diyoruz. Efendimiz'e baktığımız zaman her defasında ümmeti yani bizleri hatırlayan, bizleri hiç dilinden düşürmeyen, ashabını dilinden düşürmeyen bir peygamberle biz peygamberin ümmetiyiz. Dolayısıyla bizim peygambere karşı da bir vefa borcumuz var. Bunun dışında teşrik-i mesai içinde olduğumuz herkese karşı bir vefa borcumuz var. Annemize, babamıza bir vefa borcumuz var. Canlı cansız bütün varlıklara bir vefa borcumuz var. Binitimize dahi bir vefa borcumuz var. İslam alimlerine, Allah'ın dinini kuşaktan kuşağa aktaran İslam alimlerine de pek çok vefamız var. Bir iki peygamberimizin hayatından örnek verip uzatmak istemiyorum. Panelist hocalarımıza, Muhammed Vehbi Derel hocamıza, Hikmet Atik hocamıza, Ali Dadan hocamıza ve müftümüze sözü bırakacağım. Mescidi temizleyen bir siyahi bir kadın var.
Mescid-i Nebevi temizliyor düzenli olarak. Bir gün vefat ediyor. Ama Efendimiz'e bilgisi verilmiyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme bilgisi verilmeyince bir gün bir bakıyor, mescidi temizleyen kadın, o siyahi kadın görünmüyor ortalıkta. Ne oldu diyorlar, vefat etti diyor. Bana niye haber vermediniz diyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Ondan sonra ona karşı görevini yerine getiriyor. Yani unutmuyor. Vefat ettiğini dahi fark ediyor. Hazreti Hatice annemiz bir yastıkta 25 yıl aynı yastığa baş koyduğu ve İslam'ı en önemli destekçilerinden ilk çıktığı günden itibaren Efendimiz'den yardım ve desteğini hiç esirgemeyen Hazreti Hatice annemize karşı mesela pek çok vefa örneği vardır. Onun sevdiği insanları vefatından sonra da sevmeye devam etmiş, kendisine ziyarete geldiğinde onlara müthiş bir şekilde saygı göstermiş. Kendisini efendim çocukluğunda dünyaya geldikten sonra süt annesi olarak gittiğinde süt annesine karşı vefalı olan bir peygamberi görüyoruz. Ashabına karşı pek çok vefa örneklerini gördüğümüz kaynaklarda bunlar bizlere zikredilmiş. Annesini mesela hatırladığında oradan geçerken kabrini ziyaret ediyor ve gözleri yaşarıyor. Annesini hatırlıyor. Annesi babası vefat ettiğinde, amcası Ebu Talib'in hanımı vefat ettiğinde, Fatıma onu mesela vefat ettiğinde annem vefat etti, annem öldü diye aynı esas kan bağı olan annesi gibi hatırlayan bir peygamberi görüyoruz. Çünkü o kendisine yapılan iyiliği hiçbir zaman unutmadı. O iyiliğe her zaman karşılık verdi. Onun için bizlerin bugün Müslümanlar olarak vefalı olmalı ve vefanın ne kadar önemli bir haslet, önemli bir sıfat, önemli bir özellik olduğunu unutmamamız gerekiyor. Bunun karşıtı nedir? Nankörlüktür. Asla ve kat'a nankörlük yapmamalı ve vefasız olmamamız gerekiyor diyor ve konuşmamı burada, selamlama konuşmamı bitiriyorum ve panelimizin inşallah faydalı bir şekilde tamamlanmasını Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyorum. İnşallah tesir halka der üstümüzde. Ondan birçok özellikleri almış oluruz diyorum. Hepinize teşekkür ediyorum. Sayın Dekanımıza çok teşekkür ediyoruz. Değerli hazirun ve değerli öğrenciler, hanımefendiler, beyefendiler, panelist olarak görev yapacak olan hocalarımızın şöyle kısaca bir özgeçmişlerini arz ediyorum. Profesör Doktor Vehbi Dereli 1978 yılında Konya'da doğdu. 1994'te Konya İmam Hatip Lisesi'nden, 1998 yılında Selçuk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nden mezun oldu. Fakülte eğitimi sırasında 1997 yılının Eylül ayında İmam Hatip olarak göreve başladı. 2001 yılında Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde Kur'an-Sünnet ilişkisinde problematik bir yaklaşım adlı teziyle tefsir bilim dalından yüksek lisansını tamamladı. Diğer taraftan 1999-2002 yılları arasında Diyanet İşleri Başkanlığımız Konya Selçuk Eğitim Merkezi'nde ihtisas eğitimi aldı. 2002-2011 tarihleri arasında Diyanet İşleri Başkanlığı İzmir-Eğitim Merkezi Müdürlüğü'nde eğitim görevlisi olarak görev yaptı. Bu arada yine Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Temel İslam Bilimleri Tefsir Bilim Dalı'nda Kur'an tefsirinde yanılgı sebepleri ve bunlardan korunma yolları adlı teziyle doktorasını tamamladı. 2011 yılında o zamanki adıyla Selçuk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde Arap Dili ve Belagatı Anabilim Dalı'nda yardımcı doçent olarak göreve başlamıştır. Yeni adıyla Necmettin Erbakan Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde Arap Dili ve Belagatı alanında 03.03.2016 tarihinde doçentlik unvanını almış, 2021 tarihi itibariyle de Arap Dili ve Belagatı Anabilim Dalı'nda profesör olmuştur. Evli ve 3 çocuk babası olan Dereli'nin çok sayıda yayınlanmış eseri ve makalesi vardır. Hocamızı bir alkışlayalım.
Profesör Doktor Hikmet Atik 1967'de Anamur'da doğdu. İlk ve orta öğrenimini memleketinde tamamladı. Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesinden 1993 yılında mezun oldu. 1999 yılında Harran Üniversitesi İlahiyat Fakültesinde Türk İslam Edebiyatı ana bilim dalında araştırma görevlisi olarak göreve başladı. 1996 yılında yüksek lisansını Harran Üniversitesi'nde tamamladı. 2003 yılında Ankara Üniversitesi'nde Nakşi Ali Akkirmani Divanı adlı çalışmayla doktor oldu. 2008-2011 yılları arasında Harran Üniversitesi Eğitim Fakültesi'nde yardımcı doçent olarak çalıştı. Kasım 2011 tarihinde Selçuk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde yardımcı doçent olarak atandı. Çeşitli makaleleri ulusal ve uluslararası yayın organlarında basılmıştır. 2012 yılında doçent oldu. Akademik çalışmalarına halen Necmettin Erbakan Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde devam etmektedir. İngilizce ve Arapça bilmektedir. Hocamızı bir alkışlayalım. Doktor öğretim üyesi Ali Dadan. 1999-2003 yılları arasında Selçuk Üniversitesi İlahiyat Fakültesini tamamladı. 2003-2006 yılları arasında Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İslam Tarihi bölümünü tamamladı. 2006-2013 yılları arasında aynı enstitüde İslam Tarihi ve Sanatları alanında doktorasını tamamladı. Aynı zamanda Anadolu Üniversitesi Tarih bölümünü 2020 yılında bitirmiştir. 2005-2013 yılları arasında Necmettin Erbakan Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İslam Tarihi ve Sanatları bölümünde araştırma görevlisi olarak görev yapmaktadır. Şu anda Necmettin Erbakan Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu İlahiyat Fakültesi İslam Tarihi ve Sanatları bölümü İslam Tarihi ana bilim dalı öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır. Değerli hazirun, şimdi paneli başlatmak üzere Konya İl Müftümüz Doçent Doktor Ali Öge Hocamı kürsüye teşriflerini, sahneye teşriflerini arz ederim. Buyurun Sayın Hocam. Kişiliğini ortaya koymak adına bunu yapan birisidir. Daha sonra Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Kıymetli misafirler, değerli peygamber sevgisini gönlünde, kalbinde taşıyan ve bunu ispat sadedinde burada bulunan kıymetli dostlar, hepinizi en kalbi duygularımla Allah'ın selamıyla selamlıyorum. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Panelimizin hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyorum. Şairin ifadesiyle ey Huda'dan lütfu ihsan isteyen Mevlid-i Pak-ı Resulullah'a gel. Cennet icre huri gılman isteyen Mevlid-i Pak-ı Resulullah'a gel. Bizim hepimizin Rabbimizden istekleri var çünkü aciziz. Elimizi açıp yalvarıyoruz. Çeşitli dileklerimiz var. Bunların kabulünü istiyorsanız, lütuf istiyorsanız, ihsan istiyorsanız Peygamberin önünde bir diz çökeceksiniz. Peygamberin yoluna geleceksiniz. Onunla beraber yürüyeceksiniz. Onun huzurunda olacaksınız demek istiyor şair. Cennet istiyorsanız içinde huri, gılman, nimet, yol bir, adres tek, Hazreti Muhammed Efendimizin yolu, Kur'an'ın, Kur'an-ı Kerim'in Rabbimizin bize gösterdiği yol. İşte bugün o yol için, o hedef için değerli bilgilerini bizlerle paylaşacak olan hocalarımız var. Siz değerli gençler var. Sözlerimin başında bu imkanı bize verdikleri için başta rektörümüz olmak üzere İlahiyat Fakültesi dekanımıza teşekkür ediyorum. Bunun bir vefa borcu olduğunu ve gerekli olduğunu ifade etmek istiyorum. Tabii sizlerin de buraya teşrifleri ayrıca teşekkürü ve kuvvetli bir teşekkürü gerektiriyor. Kendi kendinize alkışlar mısınız Orhan Hocam bilmiyorum ama. Mekan, zaman lehimize şahittir bulunduğumuz yer. Bulunduğumuz zamanın
mekanın, programın lehimize şahit olmasını temenni ederek programa hemen geçmek istiyorum. Tabii Fikret Hocam gibi ben de özlemişim doğrusu böyle toplantıları vesaireyi. Bir an önce bu sıkıntılardan kurtulup sağlıklı bir hayata kavuşmayı da Rabbimden niyaz ediyorum. Şimdi üç değerli hocam var, panelist olarak bilgilerini paylaşacaklar. Şair, hibaratuna şedde ve husnüke vahidin diyor. Mürekkeplerimiz farklı ama bizim bu farklılık içerisinde işaret ettiğimiz yer aynı. Ve kullun ila zalikel cemali yushiru. O güzelliğe işaret. Edebiyat açısından, İslam edebiyatında nasıl düşünülmüş mesele? Bir İslam edebiyatçısı var yanımda. Hemen Muhammed Vehbi Deleli Hocam, temel İslam bilimlerinden, Kur'an ne diyor, sünnet ne diyor, peygamber algısı nasıl olmalı ve şekillenmeli, vefa ile bunu, Fikret Hocam çok kısa geçti, nasıl şekillendireceğiz? Solumda oturan genç kardeşim, odalarımız da yan yana, burada fakültede, Vehbi Hocam'la da oda arkadaşlığı yaptık, onu da ifade edeyim vefa adına. İslam tarihçisi, tarihte peygamber sevgisi, peygamber algısı nasıl şekillenmiş? Peygamber Efendimizin gençlerle olan ilişkisi nedir? Gençler ve vefa açısından meseleye inşallah yaklaşacaklar. Süre olarak çok uzun süre vermek arzu ederim aslında ama 15'er dakikayla sınırlı tutarak inşallah 45 dakika içerisinde panelimizi bitirmeyi 3.30'a planlıyorum. Allah'tan bir mani gelmezse. İlk sözü de genel bir hat çizsin diye Mevlid kültürü, çünkü Mevlid Nebi haftasındayız. Mevlid kültürü ve Hazreti Peygamber Efendimiz'e vefa sadedinde bu başlıkta Profesör Doktor Hikmet Atik hocama bırakmak istiyorum. Hocam buyurunuz. Sayın Başkan, söz hakkı verdiğiniz için teşekkür ediyorum. Hazirunu hürmetle, muhabbetle selamlıyorum. Konumuz yani Kutlu Doğum Haftası'nın, Mevlid Haftası'nın konusu vefa. Evet, bundan daha güzel vefa olamaz. Gerçi Ali Hoca size kendi kendinizi alkışlattırdı ama evet, vefadır. Ben bunu Mevlid kültürü içerisinde ele alıp anlatmaya çalışacağım. Bir de ben niye Ali Hoca'nın yanına oturdum diyordum. Yani Vehbi Hoca oda arkadaşı, Ali Hoca odası yan yana. Ben de herhalde böyle bir Sayın Müftümüzle bir alaka kurulmak istemiş olabilir. Teşekkür ediyorum Sayın Başkan. Hikmetinden sual olunmaz efendim. Aminna. Aminna. Öncelikle inşallah herkes ümit ettiği şeye nail olur. Mevlid kültürü tabii ki biz sadece Anadolu coğrafyasını biliyoruz. Anadolu coğrafyasındaki mevlidleri işte köylerimizde, köy odalarında ya da işte dini merasimlerde, tabii çok da dini merasim olmasına gerek yok. Çocuğun doğması, çocuğun sünnet ettirilmesi, büyümesi, askere gitmesi, hepsi Anadolu'da bir mevlidle kutlanır. Doğar mevlittir, ölür yine mevlittir. Böyle bir mevlid kültürü vardır. Tabii bu mevlid meselesinin bid'at mı, caiz mi, haram mı konusunu Orhan Hocam daha iyi bilir. Biz tabii ki burada hüküm verme durumunda değiliz. Zaten Hazirun'da büyük ölçüde Diyanet personeli olduğu için onlar bizden daha iyi biliyorlar. Ama ben işin yani edebiyatçı olduğum için kültürel yönündeyim ki şöyle bir baktığımız zaman dünya üzerinden İslam coğrafyasında en yaygın kültür Mevlid kültürü. Tartışmasız. Vaka ondan önce şunu belirtmemiz gerekir ki yeryüzünde bir fani olarak hakkında en çok eser yazılan, şiirler yazılan, naatler yazılan Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Fahri kainattır, Resul-i Ekrem'dir ve edebiyatta onun karşılığı, temsil edildiği şey güldür. Yani güllerin efendisi deriz. Şöyle düşünmüş Anadolu insanı. Yani çiçek demezler de her şeye gül derler. Falan ağacın gülü, falan çiçeğin gülü derler. O yüzden de insanlığın fahri alem olarak da Efendimiz insanlığın sultanıdır ve gül makamındadır. Bütün şairler de birer bülbüldür. Malum işte edebiyatımızda, kültürümüzde var olan güle metiyeler dizen bülbül vardır. Bütün şairler öyledir. Bütün peygamber aşıkları aynı şekilde birer bülbül gibi Efendimiz'e olan arzularını, sevgilerini, muhabbetlerini dile getirmektedirler. Şimdi Mevlid malum işte bu törenlerde, az önce bahsetmiş olduğumuz törenlerde okunmak üzere yazılmış manzum eserlere deniyor ki
Biz sadece vesilet-i necatı büyük oranda, yani bilenlere haksızlık etmeyelim ama genel anlamda söylüyorum, vesilet-i necatı Süleyman Çelebi'nin, malum işte bir İranlı vaizin bütün peygamberler eşittir iddiasından çok etkilendiği de, Süleyman Çelebi'nin kimliği de işte tartışılır, konuşulur, onun mevlidinin kaynakları konusunda ileri sürülen fikirler vardır. Yani acaba ondan önce mevlid var mıydı diye. Edebiyat araştırmacıları bilirler ki ondan daha önce yaşamış ya da yakın bir çağda yaşamış olan işte Ahmedi, Germiyanlı Ahmedi'nin İskendernamesi'nde mevlid metinlerine benzeyen, yani aynı duygularla, düşüncelerle dile getirilmiş, hatta çok çok benzerlik anlaşılır. Aşık Paşa'nın Garipnamesi yine aynı şekilde. Tabii ki bu yine mevlid kültürünün vesilet-i nicat metni sabit kalmak üzere anonim bir hale geldiğim, Anadolu coğrafyasında çok okuna geldiği bilinmektedir. Tabii ki Yunus Emre'nin dilindeki sadeliğin de mevlid kültüründe var olduğunu bilmemizde fayda var. Mevlidler yani manzum olarak kaleme alınır ama aralarda mensur bilgiler de vardır ki bunun örnekleri vardır. Şimdi belki birçoğunuz için farklı gelebilecek Süleyman Çelebi'nin mevlidine benzeyen, ondan mülhem ya da onun taklidi olarak düşünebileceğimiz, naziresi olarak düşünebileceğimiz 200'e yakın, belki de daha fazla mevlid metni var. Ama biz en çok vesilet-i necatı biliyoruz ki Allah adını zikredelim evvela, vacip olur cümle işte her kula. Anadolu'da en çok bilinen budur. Şimdi baktığımız zaman İslam coğrafyasında, özellikle Osmanlı coğrafyasında, ben az önce arkadaşımız lütfetti, bizim Urfa'da çalıştığımızdan filan bahsetti. Urfa'da çalıştığımız zamanlarda hani branşımız gereği biraz mevlide ilgi duyuyorduk. Siverek mevlidi diye bir mevlitten bahsedildi. Nitekim onu da ben çalışma imkanı buldum. Rabbim nasip etti, onu yayınladık. Siverek mevlidi var. Hatta Yusuf Sami Efendi diye bir zat bu mevlidi kaleme alıyor. Araştırmalarımızda o bölgede farklı bir mevlid kültürünün var olduğunu görüyoruz. Yani farklı kişiler tarafından kaleme alınmış ama ortak bir değer var. Süleyman Çelebi mevlidine benzer olan yönler var, onda olan bölümler var, olmayan bölümler var. Sonra düşündüğümüz zaman malum işte çok farklı ülkelerden gelen öğrencilerimiz var. Tanzanya'dan gelen bir öğrencimize sorduğumuz zaman Mevlid-i Barzenci okuyoruz hocam diye, yani Arapça bir mevlid ve yanlış hatırlamıyorsam koro halinde okunuyor. Yine Güneydoğu Anadolu bölgesinde Ertuşi ya da Bate'i Mevlidi dediğim bir mevlid var ki bu da Kürtçe bir mevlid. O da koro halinde okuna gelen bir mevlid. Bu şu anlama geliyor. Hazreti Peygamber sevgisinin vefaya dönüşmüş hali. Onun güzelliklerini, ona olan sevgiyi dile getiren, ele alıp anlatan manzum, duygulu, içli eserler. Tabii çok fazla sanat yok. Peygamber sevgisi ele alıp anlatılıyor. Onun işte doğumu, hakikati Muhammedi, nuru Muhammedi anlatılıyor, miracı anlatılıyor. Hatta Süleyman Çelebi Mevlidi ile Siverek Mevlidi'ni karşılaştığımız zaman halk farklı farklı gruplardan müteşekkil olduğu için, yani eğitimli halk, tabii irfanı olan halktan bahsediyoruz. Yusuf Sami Efendi Mevlidi'nde Efendimiz'i miraca çıkaran Burak tasviri yapılırken tırnak içerisinde söylememde fayda var, yanlış algıya vesile olmasın. İfade şöyle, binlerce Burak var, otluyorlar, bir tanesi de ağlıyor. Yani binlerce Burak otlar gezer, işlerinde bir ağlar gezer. Tabii ki halk kültüründe bir binekse mutlaka, eski zaman düşündüğümüz zaman, yani hayvanla taşımacılık, hayvanların binmesi vesaire gibi, Efendimizin de miraca çıkmasını sanki müşahhas bir varlık var, işte otlayıp gezen, karnı doyuran, onun üzerinde diye düşünülmüştür. Ama samimi bir söyleyiş vardır. Bu mevlid metinlerinde tabii ki Efendimizin doğumu, o hadise esnasında İslam tarihinde çok okuya gelen, anlatıla gelen işte olağanüstü haller anlatılır, dile getirilir. Bir de belki bu Süleyman Çelebi Mevlidi'nin metnine kaynaklık etmesi bakımından çok abidevi bir eser olan Erzurum Dari'nin Siyer-i Nebisi'ni de belirtmek lazım ki. Çünkü İslam toplumunda Hazreti Peygamber, Cenab-ı Allah tabii ki merkezdedir. Ondan sonra Hazreti Peygamber vardır. Ve Hazreti Peygamber etrafında Kur'an sevgisini, peygamber sevgisini, dört halife sevgisini, çağrı, yarı, güzindir, onların sevgisinin ele anlatıldığını biliyoruz ki. Hatta Naat-ı Aşere-i Mübeşşere,
aşere-i mübeşşeri de ya da hilye olarak da söylenebilir. Onları anlatan eserlerin varlığını biliyoruz. Bütün bunlar işte Hazreti Peygamber'e duyulan sevgisinin ve ona duyulan vefanın bir yansıması olarak karşımıza çıkmaktadır. Şimdi sadece Anadolu coğrafyasını ele alıp anlatmaya çalıştık ama bir de mesela Süleyman Çelebi Mevlidi'nde eğer Mevlitan var mı hocalarımızdan? Tabii ki vardır Mevlitanlar. Bazı mevlid kitaplarında hikayeyi geyik, hikayeyi deve, hikayeyi güvercin gibi şeyler vardır ki bu malumunuz sonradan işte böyle bir hüsnü niyetle iliştirilivermiştir şeyler, mevlid metinler ama ana metinle alakası yoktur. Akademik çalışmalar zaten bu mevlid metnini tamamen ortaya çıkarmış durumdadır. Tabi Anadolu coğrafyasında lütfen bu da yanlış anlaşılmasın ama çok fazla dini hassasiyet olmayan kişilerde bile mutlaka bir mevlid geleneği, bir mevlid dinleme, mevlid okutturma adeti vardır ki bu biraz kültürel hale gelmiştir. Tabii ki son zamanlardaki bunun böyle bir popüler tüketim malzemesi haline getirilmesi de işler acısıdır ki muhtemelen her birimizin tecrübe ettiği, gördüğü böyle tamamen yani popülist yaklaşımlarla mevlid metninin böyle bir zenginlik göstergesi, efendim işte böyle bir üstünlük gösterisi yapılması bu doğru değildir. Ben İmam Hatip'te okurken mevlid hanlara çok kızardım. Bunlar gidiyorlar, mevlid okuyorlar. Efendim işte sundular bir cam dolusu şerbeti diyorlar. Ondan sonra muhtemelen ceplerine de bir miktar para hediye koyuluyor diye düşünürdüm. Ve mutlaka okunmaması gerektiğini yani onu düşünen birisiydim. Fakat kültürel değerimiz olarak karşımıza çıkınca hele hele günümüzde işte birazdan vakit kalırsa değinmeye çalışacağım. Mesela Bosna Hersek'te olsun, efendim işte Arnavutluk'ta Arnavutça Mevlid. Şimdi 200 tane Mevlid dedi. Arnavutça Mevlid, Malayca yani Malezya'da okunan Malayca Mevlid'den bahsedebiliriz. İşte Barzenci Mevlid'ini söyledik. Doğu Türkistan'dan gelen öğrencilerimden duyduğum kadarıyla orada da bir Efendimiz öven bir mevlid denebilecek bir metin var ki bunu temin edemedim. Zaten Diyanet İşleri Başkanlığı'nda 3 ciltlik bir mevlid külliyatı var. Zannederim son değil yine bir mevlid külliyatından ziyade bir de mevlidname çalışması var ki orada birçok şairin mevlid kaleme aldığını görüyoruz ki bu tabii ki tamamen peygamber sevgisinin bir tezahürü. Ama ne oluyor? Toplantılarda, dini merasimlerde okuma özelliği de oluyor. Çok enteresan. Mesela Bulgaristan'da bir mevlid var. Bunların hepsinin ana kaynağını ya da Süleyman Çelebi'den mülhem olduğu karşımıza çıkıyor. Kırım'da bir mevlid merasimi olduğunu görüyoruz ki orada farklı olarak işte bölümler arasında geçişlerde hep beraber tekbir getirildiği. Hep beraber. Tabii ki bu bir coşkudur. Şimdi hepimiz bir tekbir getirsek böyle biraz duygularımız kabarıverir burada. Hazır Mevlid-i Nebi haftasında peygamber sevgisinin bir tezahürü olarak bir araya gelmişken Kırım'da böyle bir şey vardır ki malum işte Kırım'daki dindaşlarımızın da ne kadar gadre uğradığını biliyoruz ki orada Mevlid de ayakta kalındığını söylememiz çok abartılı olmaz. Çok eskiden izlediğim bir dizi belki benim kuşağım ya da bundan bir önceki kuşak bilebilir. Bulgaristan zulmünden ülkemize göçen soydaşlarımızla ilgili işte çok acı şeylerimiz, tecrübelerimiz var. Bu esnada bir dizi çevrilmişti. O dizide bir mevlid metni yerleştirilmişti ki işte dinin yegane tebliğ metodu olarak düşünebiliriz. Hani mevlid okuyarak tebliğ olur mu? Bir kültürel değeri orada yaymaya çalışıyor, anlatmaya çalışıyorsunuz. Ben şunu şurada çok rahat söyleyebilirim ki İslam coğrafyasında en yaygın tür, dini edebi tür olarak karşımıza mevlid çıkar. Bunların da en temeli, en çok bilineni Süleyman Çelebi'nin Vesiletün Necatı'dır. Bunun işte İngilizce'ye, Almanca'ya, Fransızca'ya çevirdiğini zaten biliyoruz ki Diyanet İşleri Başkanı'nın külliyat içerisinde bunlar var. Mevlid'den vazgeçilmemiş ki bir anekdot Sayın Başkanım sürem nedir? Ben sabırları zorlamak istemem ama Ankara'da bir mevlid ekibi varmış. Bunlar böyle hani vardır hocalarımız bilirler. Çok iyi okurlar. Bazıları da biraz bunu farklı bir mecra taşımışlardır. Kart vizit bastırarak mevlid hanlık şeyi. Kültürel olarak ben yine eyvallah diyorum buna ama önemli bir devlet büyüğü vefat eder. Ona mevlid okunacak. Derler ki kim var? Ankara'da en iyi falanlar var. O hocaları bulurlar. Hocalar da kendi arasında organize olurlar. Çiftlik kavşağında buluşulacak ve önemli mekana gidilip mevlid okunacaktır. Tabi caizeler de gelecektir arkasından.
Bir hocamızın bir tanesi maalesef geç kaldığı için o gelen resmi arabayla götürülür diğerleri ve orada mevlid okumaya başlarlar. Diğerinde ekarte etmenin bir sevinci vardır. Belki bir ironidir ama çok böyle duygulu bir şekilde, çünkü zengin bir makamda okunursa tabii ki onun bağışı çok çok güçlü olacaktır. Fakat o hoca da uslu durmaz. Bir şekilde ulaşır oraya. Der ki işte o muhterem büyüğünüzün vefatı dolayısıyla mevlid okutuyorsunuz. Çok güzel, takdire şayan bir şeydir. Fakat oraya gelen hoca efendiler o zatı çok severlerdi. Çok hürmetkar idiler ona. Sakın ola ki bir şey vermeye kalkmayın. Onu bir, yani bir hakaret olarak kabul ederler. Çünkü çok sevdikleri için böyle bir şey olmaz derler. Böyle de aslında ben biraz mizahı severim. Bu da mevlid kültürünün bence bir farklı yansımasıdır. Evet, mevlidler okunmalı. Peygamber sevgisinin bir tezahürü olarak İslam coğrafyasının tamamında, belki şeyin vaktin yeterli olmaması dolayısıyla bu kadar ifade edebilirim ama Orhan Hocam yine o hükmü versin ama mevlid okunsun, kültür olarak devam edilsin. Ama onun ötesinde asıl peygamber sevgisi, Hazreti Peygamber bizden ne ister ya da biz nasıl vefalı olabiliriz, onu da mutlaka tefekkür etmeliyiz derim. Sabrınız için teşekkür ediyorum, hürmetler ediyorum. Hikmet Hocamıza ben de teşekkür ediyorum. Değişik coğrafyalarda, kültürlerdeki mevlidlerden bahsetti. Erzurumlu Muhammed Lutfi'nin divançesi var. Orada girişte bir mevlid de o kaleme almış. Oradan divançenin içerisinden bir bölümden bahsedeceğim. Hürmet eden rahmet bulur mevlidine Muhammed'in, rahmeti hak nazil olur mevlidine Muhammed'in. Dolayısıyla hürmet etmek mevlide önemli. Asırlardır bu mevlidle okutulan estetik değerlerle, sanatsal ifadelerle bilgiyi insanımızın gönlüne, çünkü o boyutumuz da var, unutmamayı sağlayan bir tarz olarak karşımızda duruyor. Allah rahmet eylesin diyorum müellifine, müelliflerine. Şimdi edimiz salatu alen nebiyyi Muhammedi fekabuluha hatmen biduni teraddudi e'maluna beynel kabuli ve raddiha illa salatu alen nebiyyi Muhammedi. Peygamber Efendimiz'e salatu selam okumaya devam ediniz. Çünkü bizim yaptığımız bu ibadetin kabulü kesindir, tereddüt yoktur. Değişik amellerimiz var, namazımız, orucumuz, zekatımız vesaire. Bunlar kabul ve red arasındadır. Ancak Peygamber Efendimiz'e okuduğumuz salatü selam bunun istisnasıdır. Onun için topluca okutmadı ama ben hepinize niyameten Allahümme salli ala seyyidina Muhammed ve ala ali seyyidina Muhammed diyerek sözü Muhammed Vehbi, Profesör Doktor Muhammed Vehbi Dereli hocamıza bırakmak istiyorum. Kur'an perspektifinden vefa ve Hazreti Peygamber. Buyursunlar efendim. Teşekkür ediyorum Sayın Başkan. Kıymetli komutanımı, saygıdeğer müdürlerimi, müftülerimi, din görevlisi kardeşlerimi, çok kıymetli hocalarımı, Sayın Dekanımı, müftü yardımcısı hocalarımı, hepsini sayamıyorum kusura bakmayın. Kıymetli öğrencilerimizi, hanımefendileri, beyefendileri sevgiyle, hürmetle selamlıyorum. Cenab-ı Hak bu buluşmayı hayırlara vesile kılsın inşallah. Hani hadis-i şerif var ya, Kur'an'ın okunduğu, anlaşıldığı, öğretildiği, dini meselelerin konuşulduğu ortamlar melekler tarafından Cenab-ı Hakk'a arz ediliyor. Onların şahitliği söz konusu. Rabbimiz bildiği halde onların şehadetiyle o topluluk üzerine rahmet ve sekineti indiriyor. İnşallah böyle bir sekinet, rahmet üzerimize yağsın Rabbimiz tarafından. Fiziki anlamda da rahmet bekliyoruz. Cenab-ı Hakk'a dualarımızı arz etmiş olalım. Evet, teşekkür ediyorum bu fırsatı verdiğiniz için Sayın Dekanım, Sayın İl Müftüm, programda emeği geçen pek çok kardeşimiz, arkadaşımız var. Hepsine şükranlarımı sunuyorum. Ben tabii dilci olarak hemen kelime kökünden başlayayım. Öğrencilerimiz de var burada. Vefa, yefi, vefyen, vefaen, başka masterları da var. Temme, kethura, etemme, deynehu gibi pek çok anlamı olan bir kelime. Bir şeyin tas tamam gerçekleşmesi demek vefa. Hakkıyla yerine gelmesi demek. Çokça olması demek, olması gerektiği gibi olması demek, borcunu ödemek demek, yeminine sadık olmak demek, verilen sözün arkasında durmak demek. Biz belki daha çok bu anlamda kullanıyoruz. Yemine uymak, verilen sözün arkasında durmak, yapılan anlaşmaya
akitlere sadık kalmak demek. Bunların hepsi Kur'an ayetleriyle sabit. Birkaç tane örnek vereyim, izniniz olursa. Rabbimiz وَمَا يُظِلُّهُ اِلَّا الْفَاسِقِينَ ayetinin devamında kendisine verilen sözden cayanlardan bahsediyor. اَلَّذ۪ينَ يَنْقُضُونَ عَهْدَ اللّٰهِ مِنْ بَعْدِ مِيْفَاقِ Rabbimize verilen sözü unutup bunu yerine getirmeyen, özellikle Tevrat'ta, İncil'de Peygamberimiz Aleyhisselam'ın geleceğine dair işaretler var. Onlar ortadan kaldırmaya çalışan din bilginler olmuş. Dolayısıyla o işaretler geldiği halde Peygamberimiz Aleyhisselam'a gönül bağı kurmayan, ona destek olmayan din alimleri başta olmak üzere Cenab-ı Hak bu ikazı yapıyor. Ulaike humul hasirun. Onlar hüsrana uğrayanlardır buyuruyor. Bakara 27 sanırım. 40. ayet-i kerime hemen İsrailoğulları ile yapılan bir ahitleşmeye dikkat çekiyor. Ve evfu bi ahdi ufi bi ahdikum. Siz benim ahdime, bana verdiğiniz söze sadık olun. Ben de size verdiğim sözü yerine getireyim. Başka Vahfazu eymaneküm. Maide suresinde yemin kefareti ile ilgili ayetin devamında yeminlerinizi koruyun diyor Cenab-ı Hak. Yeminlerinize sahip çıkın. Allah adına yaptığınız yeminin farkında olun ve bunun gereğini yerine getirin. Biliyorsunuz zaten hocam burada, Orhan hocam, yalan yere yeminin zaten hiçbir şekilde telafisi yok, kefareti yok. Diğer konuştuğumuz her sözün, yaptığımız yeminlerin de mutlaka yerine getirilmesi lazım. Bu da yemin kefaretini gerektiriyor. Ha, bazen dil alışkanlığı yemini lava girer diyerek kurtarmaya çalışıyoruz. Ama Rabbimizin adına vermiş olduğumuz söz her şeyin başında geliyor. Vefa bize bunu hatırlatıyor. Başka Peygamberimiz Aleyhisselam'la olan bir ahitleşme var malumunuz. Fetih suresinin 2. sayfası. اِنَّ الَّذ۪ينَ يُبَايِعُونَكَ اِنَّمَا يُبَايِعُونَ اللّٰهِ اِدُ اللّٰهِ فَوْقَ اَيْد۪يهِمْ فَمَنْ نَكَثَ فَاِنَّمَا يَنْكُثُ عَلٰى نَفْسِهِ وَمَنْ اَوْفَى بِمَا عَاهَدَ عَلَيْهُ اللّٰهِ Allah'a verdiği sözü kim yerine getirirse فَسَيُؤْتِهِ اَجْرًا عَظ۪يمًا Fetih Suresi 10. ayet-i kerime Cenab-ı Hak onun mükafatını vereceğini ifade ediyor. Bu da biliyorsunuz Beyatür Rıdvan olarak bilinen Hudeybiye gününde Hazreti Osman geciktiği zaman biz canımızla kanımızla her türlü mücadeleyi sonuna kadar sürdüreceğiz diyen ashab-ı kiramın yapmış olduğu ahit ve söze bir işarettir. Başka ve evfu bil ahd. İsra suresi 34. ayet. Başka yerlerde de geçiyor. Ahdinize sadık olun. Demek ki verilen söze sadık olmak, gereğini yerine getirmek var vefa kelimesinde. Niye böyle? İnnel ahde kâne mes'ûlâ. Çünkü ahitten, verilen sözden sorulacaksınız buyuruyor Rabbimiz. Sonraki ayette ölçü ve tartıda hile yapmamayı bize yine vefa kelimesi üzerinden ifade ediyor. Ve evful keyle izâ kiltum ve zinû bil gıstâsil müstakîm. Evet, bakın orada bizzat ölçüyü tam olarak yerine getirin. Hani bir şeyi tartarken, alırken kile dediğimiz, ölçek hesabı, kilo dediğimiz diğer ağırlık ölçüleri hepsinde bizim adil olmamız gerektiğini ifade ediyor ayet-i kerime. Ve burada bizzat evfu ifadesi yer alıyor. Yani gündelik hayattaki alışverişlerimizde bizim her şeyi hakkıyla yapmamızdan tutun, Cenab-ı Hakk'a yönelik görevlerimize kadar her şeyde bir vefa zinciri var. Akitler peki, anlaşmalar, alışverişler, bunun gerekleri neydi? Bunu da yapmamız lazım. اَيُّهَا الَّذ۪ينَ 5. sure, Maide suresinin hemen başı, akitlerinizin gereğini yerine getirin buyuruyor. Çok örnek var. Ben birkaç tanesi üzerinde durdum. Peki, müminler nasıl insanlar? وَالْمُوْفُونَ بِعَهْدِهِمْ اِذَا عَاهَدُوا Söz verdikleri zaman sözlerinde dururlar diyor Cenab-ı Hak. Hangi ayet bu? Bakara suresi 177. ayet. Hocalarımızdan hep öyle duyduk. Allah razı olsun hepsinden. Kur'an'ın özeti, İslam'ın özeti sayılan İmani esaslarının da pek çoğunun yer aldığı, beşinin açıkça geçtiği bir ayet-i kerime, Leysel birra ayeti, velakinnel birra men amene billah diye başlayan ayet, devamında o müminler işte zor günlerde sabrederler diyor, pek çok ibadetlerden bahsediyor. Bir önemli konu da vel mufune bi ahdihim izâ ahedü, ahde vefa müminlerin en temel özellikleri arasında geçiyor. Yine gelelim Müminun suresinin başı, vellezînehum li emanâtihim ve ahdihim ra'un. Onlar ahitlerine, sözlerine riayet ederler buyuruyor.
müminlerin en temel özellikleri arasında geçiyor. Neyi söylemeye çalışıyorum? Rabbimiz buyuruyor ki ben size karşı en çok vefa sahibi olanım. Bu da ayetle sabit. Tevbe suresi 111. اِنَّ اللّٰهَ اِشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِن۪ينَ اَنْفُسَهُمْ وَاَنْوَالُهُمْ بِاَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةِ Cennet karşılığında Allah müminlerin canlarını, mallarını satın almıştır. Ayetin sonu وَمَنْ اَوْفَى بِعَهْدِهِ مِنَ اللّٰهِ Allah'tan daha üstün, daha üstün bir şekilde ahdine sadık olan kimdir? فَاسْتَبْشِرُوا بِبَيْئَكُمُ الَّذ۪ي بَايَعْتُمْ بِهِ Öyleyse yaptığınız bu ahdin gereğini yerine getirin ve bu sebeple müjdeler size olsun diyor Cenab-ı Hak. Demek ki Rabbimiz en vefakar zatın kendisi olduğunu söylüyor. Son peygamber لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ اَنْفُسِكُمْ عَز۪يزٌ عَلَيْهِمَا عَنِتْتُمْ حَر۪يسٌ عَلَيْكُمْ ayetinde pek çok ayetinde övdüğü başımıza bir sıkıntı geldiğinde kendisine ağır gelen üzerimize titreyen bir peygamber olduğunu müjdeliyor. Haber veriyor Rabbimiz Tevbe suresinin sonunda. O peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de Rabbimizin vefakarlığının en üstün özellikleriyle donatılmış bir peygamber. Muhammedül Emin diyor insanlar. Niye? İnanmasalar da ona teslim oluyorlar. Hacer-ül Esved'in yerleştirilmesi esnasında biliyorsunuz peygamber aleyhisselam çıka gelince çok seviniyorlar. Anlaşmazlık birden ortadan kalkıveriyor. Çok örnek var. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem hadis-i şeriflerinde buyuruyor ki ben ayetin de tefsiri aynı zamanda ben eteklerinizden tutup asılıyorum diyor ateşe düşmeyin diye siz adeta hani soğuk bir günde ısınmak için aydınlanmak için karanlıkta ateş yakmış birisi nasıl pervanelere, kelebeklere, ateş böceklerine, uğur böceklerine onların ateşe düşmesine mani olmaya çalışsa da mani olamıyorsa onlar oraya yakın ediyorsa ben de diyor sizin bu adamın mücadelesi gibi adeta eteklerinizden tutup sizi asılıyorum ateşe düşmeyin diye mücadele ediyorum diyor. O vefasını gösteriyor, ümmetin olan düşkünlüğünü gösteriyor. Ümmeti diye geceleri ağlıyor, secdeye kapanıyor biliyorsunuz. Dolayısıyla bizler müminler olarak önce kendime söylüyorum, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin vefasının neresindeyiz? Birisiyle randevulaşıyor malumunuz. Farklı günlerde oraya aynı saatlerde gidiyor. Bulamıyor o kişiyi, unutmuş. Beni yordun diyor. Bir şey demiyor, ufak bir sistemde bulunuyor. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Şimdi biz neler yapıyoruz? Dedim ya kendim bunun içerisindeyim. Küçücük olaylar, hatalar karşısında hemen gemileri yakıyoruz. Belki çok haksız ve uygunsuz şeyler söyleyebiliyoruz. Rabbimiz muhafaza buyursun. Tabii Sayın Başkan Kur'an çerçevesinde dedi. Daha çok ayet var. Ama bir taraftan da aile, Peygamber Aleyhisselam'ın kadınlara olan vefası üzerinde. Gerçi Sayın Dekanım bizim malzemeleri tüketti. Oradan birkaç örnek üzerinde de ben durmak istiyorum. Bizim Peygamberimiz Aleyhisselam olan vefamız, Rabbimiz olan vefamız, başka yönleri de var aslında. Kur'an'a olan vefamız var. Ve kâle Resûl ya Rabbi inne kavmi ittekezü hâdel Kur'âne mehcûrâ. Furkan suresi, Kur'an'dan çıkalım diyorum ama çıkamıyoruz. Furkan 30. ayeti kerime, Peygamber Aleyhisselam bizden davacı olmasın. Ayet tamam müşriklerle ilgili onların Kur'an'a uymamalarıyla alakalı ama genel manada hepimizi ifade eden bir ayeti kerime ve Efendimiz Aleyhisselam'ın Kur'an'ın bizim Kur'an'la olan diyalogumuzu dikkate almamız noktasında bize müthiş tavsiyeleri var. Dolayısıyla اَفَلَا اَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ اَمْ عَلَى قُلُوبٍ اَقْفَالُهُ ayetine muhatap olmamak için Muhammed suresindeki kalplerimizde kilit yok. Biz Kur'an'ı anlamaya okumaya talibiz ya Rabbi diyerek bize gelen Rabbimizin bizi muhatap kabul ederek göndermiş olduğu kelamıyla diyalogumuzu güçlü tutarsak işte o zaman en güzel vefa örneklerinden birini göstermiş oluruz. Namaz Rabbimizle olan bir buluşmadır malumunuz. Rabbimizle olan randevularımıza sahip çıkmaktır. Allahu Ekber diyerek tahrimeyle, iftitah tekbiriyle elimizin tersiyle dünyayı bir kenara bırakıp Rabbimizin huzuruna çıkıyoruz. Ve her bir namaz vakti Rabbimizle olan bir ahitleşmedir. Namazımızı hakkıyla ifa edip vaktinde en güzel şekliyle kılma çabamız bizim vefa yönümüzü güçlendirmeye yönelik çok önemli bir adımdır. Kıymetli hocalarım, kıymetli öğrencilerim. Peki Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hanımlara olan, kızlara olan, kadınlara olan vefasına dair birkaç şey söyleyeyim.
Sayın Başkanım, bir 3-5 dakikam var mı? 2 dakikam. Tamam inşallah. Hazreti Hatice validemiz malum, Hazreti Ayşe validemiz kıskanıyor. Hala onu anlatıyorsun diye. Niye? Efendimiz Aleyhisselam ne buyuruyor? Öyle zor zamanda yanımdaydı ki diyor. Zembiluni, zembiluni diyerek korkmuş bir şekilde geliyor Peygamberimiz Aleyhisselam. Ona en güzel şekilde tesellide bulunuyor. Rabbin seni yardımsız bırakmaz diyor. Sen akrabaya yardım edersin. Komşuya iyi davranırsın. İnsanlara kötülük yapmazsın diyor. Sana bir kötülük olamaz, isabet etmez diyor. Çok büyük bir teslimiyet. Ve her fırsatta onu yad ediyor Peygamberimiz Aleyhisselam. Hocam da bahsetti. Hazreti Hatice validemizin kız kardeşi geldiğinde, yine onun aynı şekilde yakınları, arkadaşları, akrabaları geldiğinde aynı sevgiyi, muhabbeti gösteriyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Hazreti Fatıma'ya olan düşkünlüğünü biliyoruz. Kendisinden sonraya sadece onun kaldığını biliyoruz çocuklarından. 6 ay sonra da vefat ediyor. Sefere gideceğinde en son onunla görüşüyor. Seferden döndüğünde ilk olarak onunla görüşüyor Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam. Yine farklı hanımlar sayıyor biliyorsunuz. Hadis-i şerifler var bu noktada. Firavun'un karısı Asiye, Hazreti Hatice, Hazreti Fatıma bunlardan birisi, Hazreti Meryem bunlardan birisi. Devamında Hazreti Ayşe'nin üstünlüğünden bahsediyor. Tiridin diğer yemekleri olan üstünlüğü gibidir diyor. Onun da gönlünü alıyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Hazreti Hatice bir gün bir ikramda bulunacak. Hazreti Cebrail çıkıp geliyor. Ya Resulallah, Hazreti Hatice birazdan yanınıza gelecek. Rabbinizin, Rabbimin selamını iletin ona. Ve hiçbir gürültünün, bir sıkıntının, kargaşanın, zorluğun, yorgunluğun olmadığı cennette ona inciden ev, köşk vaat ediyor. Bunu haber ver, bunu müjdele ya Resulallah diyor. Hazreti Cebrail aleyhisselam, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme. Ümmü Eymen, Peygamberimiz aleyhisselamın dadısı. Aynı zamanda süt emzirmiş ona bir dönem. Ona çok büyük saygı gösteriyor Peygamberimiz aleyhisselatü vesselam. Her bir yere gittiğinde, onun yakınlarında olduğunda mutlaka gidip onun duasını alıyor, onun gönlünü hoş tutuyor. Hocam bahsetti biraz. Fatıma binti Esed, Ebu Talib'in eşi, Hazreti Ali'nin annesi. Ona çok büyük muhabbeti var. Annemden sonra annem diyor. Vefat ettiği zaman bizzat gömleğini kefeni olarak çıkarıyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Namazını kılıyor, kıldırıyor. 70 tekbir getiriyor, öyle hatırlıyorum rivayetlerde, üzerine. Yani onun affedilmesi için çok büyük dualar içerisinde bulunuyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Kızı eşi ayrılmış, eşinden ayrılmış veya vefat etmiş birisine kişinin kol kanat germesi en büyük sadakadır buyuruyor. Kime? Süraka bin Malik'e mesela. Çok kısa örnek veriyorum. Hocamın örneklerini de tekrara düşmeden. Numan bin Beşir'in babası Numan'a bir köle hediye ediyor. İkramda bulunuyor. Peygamberimiz aleyhisselam diğer çocuklarına da bunu yaptın mı diyor. Yok deyince olmaz diyor. Adaleti sağlayın. Çocuklarınız hakkında Allah'tan sakının diyor. Adaletli olun diyor. Hatta bazı rivayetlerde öyle hatırlıyorum. Hocalarım daha iyi bilirler belki. Ben tercih edecek olsaydım kız çocuğunu tercih ederdim buyuruyor Peygamberimiz aleyhisselam. İlk çocuğu kız olanın ayrı bir berekete sahip olduğunu ifade ediyor. Tabii toplum kadınları biraz değil belki de daha çok örselemeye, aşağılamaya çalışıyor. Dolayısıyla hadis-i şeriflerde de bu vurguyu çok görüyoruz. Kız kardeşlerini, kız çocuklarını yetiştirip terbiye eden, güzel bir şekilde evlendiren kişiyle ben cennette bu kadar yakınız buyuruyor. Cennette bu kadar yakınız. Kıyamet gününde bu kadar yakınız diyor. Cennete gideceğini ifade ediyor. Ve bu noktada Mescid-i Temizli Hanım'dan bahsetti hocam aynı şekilde. Ben sözü çok fazla uzatmak istemiyorum. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Cenab-ı Hak hayırlara vesile kılsın inşallah. Allah'ın selamı, rahmeti hepinizin üzerine olsun. Teşekkür ediyorum. Evet efendim, ben de Muhammed Vehbi Dereli hocamıza teşekkür ediyorum. Peygamber Efendimizin insanlara olan vefasından bahsetti. Cenab-ı Peygamber'in Rabbimize olan vefasıyla ilgili iki hususu sizlerle paylaşacağım ki pratikte de bu vefanın hayatımıza nasıl yansıması gerektiğiyle ilgili bilgi paylaşımında bulunmuş olalım. O da herhalde yönetici olarak hakkımdır değil mi Orhan Hocam? Yani Orhan Hocam en kıdemlimiz olduğu için, belki de emekliliğe en yakın olduğu için onun için hep ona soruyoruz. Mesleğin duayenleri, bizim üzerimizde çok emeği var.
İftia makamıdır. Tabi bir de fetva, İslam hukukçusu. Şimdi Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam peygamberlik vazifesini aldı. Kıymetli gençler. Pek çok sıkıntı ve eziyetle karşılaştı. Bu normaldir. Bütün peygamberlerde de oldu bu. Peygamber Efendimizle müşrikler amcası Ebu Talib vasıtasıyla bir anlaşma yapmak istediler. Ebu Talib'e gittiler. Dediler ki ya şu yeğenini çağır. Eğer bu zenginlik istiyorsa para, pal, mal, mülk verelim de en zenginimiz olsun, vazgeçsin şu davasından. Yok eğer bu yöneticilik istiyorsa başımıza gelsin, Mekke'nin yöneticisi onun olsun. Yok eğer bu evlenmek falan istiyorsa, gözüne kestirdiği birisi var alamıyorsa, girelim araya halledelim. Peygamber Efendimiz de amcası karşılıklı bu konuşmayı yapınca, bu teklifleri var yeğenim sana bak bir düşün istersen deyince, verdiği cevap bence vefanın zirvesidir. Söylediği söz şuydu: vallahi amca, güneşi sağ elime verseler, ayı da getirip sol elime koysalar, ben davamdan vazgeçmem. Bu peygamberlikteki vefadır. Davaya sadakat ve vefa. Bunun değişik örneğini de Hazreti Ayşe annemiz geceleri yanındayken, Peygamber Efendimiz böyle çok uzun namaz kılarken onu öldü zannedermiş. Secdede uzun kaldığında. Nerede öyle şimdi secdeler, rükular? Naylonlaştı hepsi. Allah'a şükreden bir kul olmayayım mı? Dermiş. Demek ki vefanın bize yansıyan boyutu da şükür ve teşekkürdür. Verilen nimetlerin farkında olmak şükrün başlangıcıdır. Verilen nimetlerin sahibini tanımak şükre yol aldırır. Verilen nimetler sebebiyle vereni övmek insani tarafımızdır. Verilen nimetler sebebiyle sahibini övdüğümüz gibi o nimetleri yerli yerince kullanmak, israfa düşmeden değerleri muhafaza etmektir. Ve verilen nimetler sebebiyle bu nimetleri kullanırken kulluk bilincini kaybetmemek de şükrün zirvesidir. O zaman diyoruz ki vefanın bize yansıyan boyutu hayatta şükür sahibi olmaktır. Şeytan şükürsüz bir toplum oluşturmak için uğraşır. Sağlarına, sollarına, yollarına çıkacağım, sırat-ı müstakime oturacağım. وَلَا تَجِدُ اَكْسَرَهُمْ شَاكِر۪ينَ Onlardan şükredeni bulamayacaksın. Dolayısıyla komutanımıza da burada bir torpil yapmış olalım. İsmi üzerinden hepimizi inşallah şakirinden eylesin Rabbim, şükür sahibi. İnsanlara da teşekkür etmeyen Allah'a şükretmiş olamaz. Demek ki vefanın Allah'a yansıyan boyutu şükürken insanlara yansıyan boyutu da teşekkür edebilmektir. Şimdi bu ara tebliğden sonra sözü üçüncü konuşmacımız, genç arkadaşımız Ali Dadan, İslam Tarihi bölümünden Ali Dadan, doktor öğretim üyesi Ali Dadan kardeşime vermek istiyorum. Kendisi peygamber ve genç temalı. Yaşına da uygun, tipine de uygun. Hocam şöyle. Abi, buyursunlar efendim. 3.30'da bitirecektik ama bir 3 dakika ben araya girdiğim için müsaade ediyorum efendim. Teşekkür ediyorum Sayın Başkan. Değerli hazurunu saygıyla selamlıyorum. Artık bilmiyorum, ben hani 40 yaşına gelmiş birisi olarak hocam artık genç sayılır mıyız, ama sizin gözünüzün güzelliği olarak bunu evet. Şunu söyleyeceğim, tabii ki Hazreti Peygamber'in vefa örneklerinin birçok yaşlılara, kadınlara, yetişkinlere, çocuklara ve gençlere olduğunu görüyoruz. Ve ben de kısaca Hazreti Peygamber'in hayatındaki gençlere gösterdiği vefa örnekleri üzerinde durmaya çalışacağım. Hocalarım zaten benden öncesinde genel itibariyle Hazreti Peygamber'in vefasından birçok örnekler verdiler. Ama ben Hazreti Peygamber'in özellikle bir yönü var bu vefada ve tarafın bir tarafı müşrik olması sebebiyle vefa anlatılırken bu genel itibariyle es geçilir. O da şudur: Hazreti Peygamber Risaletin 10. yılında hem amcasını hem de hanımını kaybetmiştir. Ve bu sebeple siyerciler bu yıla Senetül Huzun, yani hüzün yılı diye isimlendirirler. Aynı yıl Hazreti Peygamber için bir üzücü hadise daha gerçekleşir. Çünkü Hazreti Peygamber Mekke'de onu koruyup kollayacak bir dayanağı kalmayınca Taif'e hicret etmek
ve oradaki havayı koklamak için bir ziyaret gerçekleştirir. Ve bu ziyaret sırasında Mekkeli müşriklerin de daha önceden oradakileri haberdar etmeleriyle Hazreti Peygamber hepinizin bildiği üzere taşlanarak Taif'ten çıkarılır. Yalnız eski cahiliye Arap geleneğine göre bir şehrin içerisindeki bir kabile mensubu olan kişi o kabileden o şehrin yönetimindeki kişinin emanı altında o şehirde kalabilir idi. Hazreti Peygamber'in de İslam'ı tebliğ etme sırasında Mekkeli müşrikler onun üzerinden emanı kaldırmışlardı. Ve tek bir kişi vardı onu emanı altında tutan, o da amcasıydı ve Mekke'nin yöneticilerindendi. Ve o da vefat edince Hazreti Peygamber'in üzerindeki eman kalktı. Ve Taif dönüşünde Mekke'ye gireceğinde kimlere haber gönderdiyse herkes Mekke'nin ulularından korkarak Hazreti Peygamber'e kendi ailesinden olan bir takım insanlar bile eman vermek istemediler. Ama Mekke müşriklerinden bir kişi tamamen eski Arap adeti gereğince Muhammed bu şehrin çocuğudur, ne demek yani bu şehire giremeyecek mi diyerek tutup ona eman verir. Bu kişinin adı Mut'im bin Adi. Mut'im bin Adi Hazreti Peygamber'e bu tip yönelimleri, yani iyi davranma veya sadece İslam'ı çok sevdiği, Müslümanları çok sevdiği, Hazreti Peygamber'i çok sevdiği için değil. Sadece eski Arap kerametinin veya cömertliğinin kişiliğini ortaya koymak adına bunu yapan birisidir. Daha sonra Mut'im bin Adi hayatına devam eder. Ve Bedir Savaşı'na da katıldığına dair rivayetler vardır ki Bedir Savaşı'nda öldürülmüştür. Biliyorsunuz Bedir Savaşı sonrasında Hazreti Peygamber ve Müslümanlar birçok esir alırlar. 70 kadar esir vardır. Ve ilahiyatta biz derslerde bunu çokça inceleriz. İşte bu Bedir esirleri mevzusu Kur'an'a varıncaya kadar yansıyan bir yönü vardır bunun. Ve Hazreti Peygamber'in uyarıldığı mevzulardan birisidir. Ve oradaki karar farklı çıkar. Ama Hazreti Peygamber'in orada söylemiş olduğu bir söz vardır. Eğer Mut'im bin Adi savaşta ölmemiş olsaydı ve bu esirler içerisinde olsun veya olmasın, bu esirlerin serbest bırakılmasını istese idi, onların hepsini serbest bırakırdı. Bu Hazreti Peygamber'in aslında kişilik anlamında vefa duygusunu ortaya koyan çok önemli noktalardan birisidir. Bir diğer nokta, tabii çocuklar Hazreti Peygamber'in hayatında çok önemli bir yere oturur. Yani çocuk deyince ilk başta Hazreti Ali Efendimiz'i hatırlamamız gerekir ki Müslüman olduğunda henüz 10 yaşında idi. Ve Hazreti Ali Efendimiz'in bir meziyeti daha vardı. Hazreti Peygamber'in evinde yetişmiş bir çocuk idi. Tıpkı Hazreti Peygamber'in daha önce Hazreti Ali'nin babasının evinde yetiştiği gibi. Hocalarım Hazreti Ali'nin annesinden Fatıma bint Esed'den söz ettiler. Ve işte Hazreti Peygamber'in o beni hiç ayırmadı, kendi çocuklarından daha önceye koydu ve beni kendi çocuklarından önce beni yıkadı, kendi çocuklarından önce beni taradı ve aynı şekilde amcasının da hiçbir zaman, hatta birçok olayda Muhammed senin oğlun mu sorusuna direkt verdiği cevap evet oğlumdur dediğini gördüğümüz amcasına duyduğu vefayı şöyle söyleyebilirim. Amcasının adını herhangi bir çocuğuna vermemiştir Hazreti Peygamber ama yengesinin adını kızlarından birisine vermiştir. Bu Hazreti Peygamber'in hayatında, yani vefa noktasında olaya nasıl baktığını çok önemli gösteren olay noktalardan birisidir. Bir diğer nokta, Muaz bin Cebel'i biz genç olarak ve genç sahabi olarak anıldığında hemen ilk etapta bunlar Musab bin Ümeyr gelir. Muaz da gelir ama Musab'dan bahsedelim.
hocalarımın değinmediklerine söz etme yoluna gideyim. Musab Mekke'nin zengin gençlerinden birisiydi. Yani giyinmesini bilen, çok güzel Arapça konuşan, girdiğinde bakışları üzerine çekebilen, hem havalı hem zengin, Mekke kızlarının gözündeki ideal eş adayı olarak parlayan bir gençti. Ve Musab'ın annesi babası da ileride Musab'a, yani Mekke'nin önde gelen isimlerinden olur, ileride idarecilerinden olur diyorlar idi. Ama o gitti, Hazreti Peygamber'e tabi oldu. Yani özellikle annesinin gözünde kölelerin ve azatlıların tabi olduğu bir peygambere nasıl tabi olabilirdi? İşte Musab aslında güçlü bir aileden geliyordu. Aslında ona diğer Arap kabileleri, yani diğer boylar içerisinde işkence yapabilecek kimsesi de yoktu. Ama onun imtihanı da annesi idi. Herkesin hayattaki imtihanının başka olduğu gibi. Bundan dolayı annesinden eziyet çekmemek veya bizzat annesiyle karşı karşıya düşmemek için Habeşistan'a gitti. Sonra tekrardan geri geldi ve Hazreti Peygamber'in yanında bulundu. Ta ki Akabe biatlarına kadar. Akabe biatlarında Hazreti Peygamber'den Medineliler bir öğrenci, bir öğretmen istediler. Dediler ki, ya Resulallah, sen buradasın, biz Medine'deyiz ve Medine'de Müslümanlar var ve onlara birinin Kur'an'ı öğretmesi gerekiyor, İslam'ı öğretmesi gerekiyor. Hazreti Peygamber bu öğretmen olarak Medinelilere Musab'ı gönderdi. Buradaki en önemli noktalardan birisi şu: hem fizik olarak Hazreti Peygamber'e benzeyen birisi idi, Hazreti Peygamber'den çok daha yaş olarak genç idi ve bir de zengin bir aileden gelmesi, kültürlü, görgülü olması sebebiyle Medine'ye gittiğinde orada bir takım kabile şeyhleriyle nasıl oturulup kalkılacağını bilmesi sebebiyle Hazreti Peygamber onu Medine'ye gönderdi. Yani Musab'ın sıradan seçilmiş bir sahabi değil idi. Hazreti Peygamber direkt olarak şunu biliyordu: İnsanlardaki ilk algı çoğunlukla son algıdır. Bu nedenle temsil kabiliyeti yüksek birini gönderdi. Ve Musab daha sonraki dönemde Hazreti Peygamber'le hayatını devam ettirdi. Biliyorsunuz Hazreti Peygamber'in sancaktarı idi. Bedir Savaşı'nda Hazreti Peygamber'in sancağını taşıdığını, onun yanından hiç ayrılmadığını biliyoruz. Bedir esirleri içerisinde biraderi de vardı. Medineli askerlere biraderi, şu geçen Musab bu mu? Şu geçen Musab mı diye soruyor idi. Dediler ki, gittiler Musab'a, ya bir adam var, habire seni sorup duruyor. Seni tanıyor musun bu adamı dediler. O da dedi ki, hangi adam? Gitti baktı kardeşi. Tabii geçmiş dönemi hatırladı biraz da. Annesini, işte kardeşlerinin ona yaptıklarını. Medineli askere döndü ve dedi ki, kardeşim onun ipini ne olur sağlam tutun. Anası çok zengindir, çok para verir. Şimdi burada tabii aslında kardeşine bir gönderme de var, annesine bir gönderme de var ama esas şunu anlatmak istiyorum. Uhud Savaşı'nda biliyorsunuz sancaktarlık görevini yürütürken kollarını kaybetti ve feci bir şekilde şehit düştü. Yani üst üste büyük yaralar aldı vesaire ve sonuçta şehit düştü. Sancağı tabii o esnada düştükten sonra Uhud'da bir takım sıkıntılar var ve Hazreti Peygamber Uhud Dağı'na doğru bir koyuk var, taşlık bir alan, atların takibinden kurtulmak için orduyu oraya sürdü. Bugün Ümre'ye, hacca gidenler orayı ziyaret ediyorlar, görmüş idim Ümre'ye gittiğimde, oraya sürdü. Ve orada bir müddet beklediler. Hatta Ebu Sufyan gelip işte bugün Bedir sizin gününüzdü, bugün bizim günümüz gibi sözlerin geçtiği yerde ordu geri çekildikten sonra, müşrik ordusu,
Hazreti Peygamber tabi yaralı bir şekilde, kendisi de yaralanmış ve birçok Müslüman şehit edilmiş. Musab, hadi gidiyoruz dedi. Sancağı tutan sahabe dedi ki ya Resulallah ben Musab değilim. Ve biz daha sonraki dönemde devamlı olarak Hazreti Peygamber'in Musab'ı hayırla yad ettiğini, onu defnederken üzerindeki elbisenin kefen yapmaya yetmeyeceği şekilde baş tarafına çekince ayaklarının açıkta kalması, ayaklarına çekince başının açıkta kalması sebebiyle Hazreti Peygamber'in ağladığını bilmekteyiz. Hazreti Peygamber'in o orada söz ettiği işte Mekke'nin parlak gelecek vadeden bu delikanlısının düştüğü konumu ve Hazreti Peygamber onu her zaman gençlere hem örnek olarak anlatmış ve onu devamlı olarak yad etmiştir. Tabii bu biraz acı bir olay ama bir tane de tatlı bir çocuklara dair bir olaydan bahsedelim. O da Enes bin Malik'in Zeyd adında bir kardeşi var idi. Ve onun da bu Hint bülbülü dediğimiz kırmızı gagalı serçe benzeri bir kuşu vardı. Tabii ama bu kuşu çok seviyor, nereye götürürse çocuk da yaşta bu kuştan anılır hale gelmişti çocuk. Ve bir gün Zeyd'in kuşu öldü, ölmüş. Ve Hazreti Peygamber onun bu kuşundan dolayı enteresan bir şekilde 5 yaşındaki çocuğa kuş için taziyeye gitmiştir. Buradaki esas itibariyle çocuğun yaşı vesaire değil, o bir gün büyüyecek, vefayı bilmeli, ona da vefa gösterilmeli ve şahsiyetli bir birey haline gelmesi gerekiyordu. Evet, ben beni sabırla dinlediğiniz için teşekkür ediyorum değerli hazuruna ve toplantının hayırlara vesile olmasını diliyorum. Doktor Ali Dadan kardeşimize de teşekkür ediyorum verdiği bilgiler sebebiyle. Kıymetli misafirler, panelimizi burada sonlandırıyoruz. Peygamber Efendimiz adına tertip ettiğimiz bu panelimizi şöyle bitirmek isterim. Ümmetin olduğumuz devlet yeter, hizmetin kıldığımız izzet yeter. Bunu da bir hizmet kabilinden kabul edilecek bir amel olmasını temenni ediyorum. Bu izzeti sizlerle paylaşmayı Rabbim nasip etti. Hepinize teşekkür ediyorum.